Ascoindex dijital trendi sunar. Dijital dünyanın popüler konularını masaya yatırdığımız dijital trende hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Tansel Kaya. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sevgili Arda. Beni bugün burada misafir ettiğin için hoş bulduk. Ayağınıza sağlık hocam. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi kripto para mevhumu oldukça popüler bir konu, oldukça halkın, herkesin konuştuğu bir konu. Kripto para nedir? Bununla bir başlayalım. Kripto paralar 2009 yılında hayatımıza girmiş bir kavram. Aslında bunun 30 yıla yakın öncesinde bunun teknik hazırlıkları, felsefi hazırlıkları var. Ama biz ilk olarak Bitcoin'in ilk bloğunun sıfırıncı bloğunun hayatımıza girmesiyle kripto para artık bizim hayatımızda var diyoruz. Kripto paraları en basit haliyle internetin parası veya paranın interneti olarak tanımlayabiliriz. İnternet dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Bir devlete ait olmayan bir merkezi olmayan bizleri birbirimize bağlayan bir ağ. Nasıl evimizdeki modemler, cep telefonlarımız interneti oluşturuyorlarsa kripto parada da böyle bir merkez yok. Biz bunların katılımcılarıyız ve bunu aynı internette olduğu gibi hemen durdurmak, kapatmak, kesmek mümkün olmamalı olmuyor. Bu da bunu cazip kılan taraflarından bir tanesi. Bir yandan da Bitcoin'in geçmişinde... ...Bitcoin adını verdiğimiz bir proje var. Yani altını internete taşıyabilmek. Altında bir sınırlı bir miktar var. Dünyada altının rezervi sınırlı. Ve bunun kıymeti de arz ve taleple belirleniyor. Biz o an ne kadar altın almak istiyorsak... ...kıymetleniyor. Altınlarımızı sattığımızda da kıymeti düşüyor. Bitcoin'de bunun benzeri bir düşünceyle ortaya çıkıyor. Diyor ki böyle bir varlık olsun... ...altın gibi sınırlı miktarda olsun... ...insanlar birbirlerine bunu alıp sattıkça... Fiyatı değişsin ama tüm dünyada da rahat biçimde biz bunu birbirimizle paylaşabilelim ve saklayabiliriz Dolayısıyla bu yeni bir değer mekanizması da diyebiliriz Aynen öyle değerimizi saklayabileceğimiz e, hatta kripto paralarda biz şu iki kavramdan daha bahsediyoruz Bir tanesi muhasebe kaydımızı yapabileceğimiz yani bu bardak kaç liradır dediğimde bir karşılık olarak belirtebileceğim bir şey istiyoruz Bir de takaslarımızda kullanabileceğimiz bir aracı olsun yani değeri saklamak, muhasebe kaydı oluşturmak ve takasta kullanabilmek. Bunlar kripto paranın sahip olması gereken 3 özellik. Bitcoin'le başlıyor bu yolculuk. Ardından bizim akıllı sözleşmeler dediğimizde bir kavram var. Bu da nedir? Ticaretin hukukunda buna benzer bir yapıda çalışması için çalışmalar yapılıyor. Ethereum adı verilen yeni bir ağ doğuyor bundan sonra yeni projeler bunu takip ediyorlar. Bitcoin'in benzerleri ortaya çıkıyor ve trilyon dolarlık bir piyasaya biz ulaşıyoruz. İnsanların tüm dünyada değer verdiği, aldığı, sattığı, emeklerini, birikimlerini depoladıkları bir varlık haline geliyor kripto para. Peki hocam bir de bunun borsası konuşuluyor bir kripto para kavramı var ama bir de bir kripto para borsası, borsası kavramı var. Nedir kripto para borsası? Bildiğimiz borsadan farkı nedir? Bizim için ne vaat ediyor? Biz şimdi tabii bu bitcoin'i, bu kripto paraları nereden alacağız sorusu var. Ya bir arkadaşımıza para vererek alabiliriz yani yine bir takas gibi ya da bir kuyumcuya gidip bir altını almamız gibi satın alabiliriz ama bir yandan da bunun tam değerini bulabilmesi için insanların bunları aldığı, sattığı, bir araya geldiği platformlar lazım. Kripto para borsalarımız da bu işi sağlıyorlar. Yani ben bitcoin'imi veya diğer bir kripto paramız satmak istiyorsam buraya götürüyorum. Bir pazar yerinde olduğu gibi üzerine bir fiyat koyuyorum. Alıcılar bulmaya çalışıyorum. Alıcılar da en iyi fiyattan bunu almaya çalışıyorlar. Bizim tercihen çok iyi bir kripto para borsamız, çok fazla insanın katıldığı, fazla miktarda kripto paranın el değiştirdiği, alım satıma sunulduğu yerler. Bu sebeple de fiyatı olması gereken en iyi noktada, piyasa fiyatı dediğimiz noktada işlem görüyor. Tabii bir yandan da kripto para borsalarının biz güvenli olmasını arzu ediyoruz. Çok önemli. Ee, Bizde normal bankalarımızda bizi koruyan bir bankacılık sistemi var. Güvenlik görevlilerimiz var, işte binalarımız var, güvenlik personelleri var. Biz bu parayı kendimizde sak altın gibi altına evimize götürmek gibi saklamak istediğimizde e, güvenliğini de aslında üstleniyoruz. Güvenlik problemini üstleniyoruz. Burada e, onu alıp evimize götürene kadar bunun takasını yaptığımız borsanın güvenliği, hızlı olması, rahat kullanılabilir olması bir borsada aradığımız önemli özellikler. Ki sanırım bu aşamada da blockchain kavramı devreye giriyor hocam. Blockchain çok önemli bir kavram. Ee, aslında bu hani e, bitcoin insanlar beğeniyorlar, kullanıyorlar ama hayatımıza soktuğu bu işte akıllı kontratlar, ticareti nasıl etkileyecek, hukuku nasıl etkileyecek, belki bahsedeceğiz sanatı nasıl etkileyecek dediğimiz yerde aslında ortak bir defterden, ortak bir kayıttan bahsediyoruz. Bizim istediğimiz şey şu, e, biz diyoruz ki hepimiz kimin elinde neyin ne kadar olduğunu bir kayıt olarak tutalım onu birbirimizle paylaşalım ve buna bir ilave yapacağımızda birbirimize sorarak birbirimizle fikir birliği içerisinde bunu değiştirelim. Bitcoin böyle çalışıyor. Bu fikir, İngilizcesi blockchain, blok zincir de diyoruz. Bu fikir aynı zamanda bizim diğer ticarette, uluslararası ilişkilerde, hukukta kullanabileceğimiz bir yapı halini alıyor. Bu bilgisayar bilimiyle alakalı bir alan, bilgisayar ile ilgili bir alan. Ama nasıl internet 2000 yılından bugünü hayatımızı değiştirdiyse, bu blok zincir dediğimiz şey de hayatımızın önemli ölçüde etkileyecek ve bizim tüm dünyada iş yapış şeklimizi etkileyecek bir teknoloji. Aslında blockchain, bu blok zincir dediğimiz sadece Kripto parada Kripto borsasında değil bizim kendi hem ticari hayatımız ve sosyal hayatımızın birçok farklı aşamasında da devreye girecek bir yeni bir yapı. Yeni bir yapı. Demin bahsettiğim gibi merkeziyetsiz bir yapı. Hani hı hı. internetin nasıl bir sahibi bir kurum veya devlet değildi. Dağıtka hepimiz katkıda bulunuyorduk. Bunda da şöyle düşünelim. Mesela evlerimizin tapuları var. Bu evin bana ait olduğunu herkese ispat etmemi sağlıyor. Eğer bir anlaşmazlık olursa kolluk kuvvetlerini çağırabiliyorum ya da devlete bunu ibraz ederek belli haklar elde edebiliyorum. Bunu bizim ortak bir kayıtçılık da tuttuğumuzu düşünelim. Ortak bir defter kaydında tutuyoruz. Bilgisayarlarımızda bu Excel programında tutuyoruz. Ama herkesin aynı kayıt var. Ben kendi evimi size aktarmak istediğimde herkese diyorum ki ey ahali Hansel Kaya'ya ait olan bu ev artık Arda Sayiner'e ait olacaktır. Lütfen defterinizdeki kaydı güncelleyin. Herkes bunu yaptığında herkes biliyor ki artık bu evin mülkiyeti değişti. Blok zincir biz bu tarzda bütün işlerimizde artık kullanıyor olacağız. Dolayısıyla o zaman kripto para böylesine yeni bir yatırım modeli iken üzerinde inşa olduğu blockchain sistemi bunun bir anlamdaki güven alanı. Güven alanı oluyor. Yani kripto paralar çok güzel. Biz birbirimize para alabiliyoruz, gönderebiliyoruz, biriktirebiliyoruz. Ama bu kadar heyecan yaratan, işte her şeyi değiştirecek e, dememizin sebebi blok zincir hayatımıza girecek. Biz bu güven alanında uluslararası biçimde ticaret yapabilir, iş yapabilir olacağız. Bunun para birimi de kripto paralar olacaklar. Yani mesela şöyle düşünelim. İşte bu şeyler çok konuşuluyor. İnsansız araçlar. Bir insansız taksi düşünün. Şimdi buradan ben geldim. Çağıracağız. Beni alacak. Ondan sonra gitmek istediğim yere beni bırakacak. Benden belli bir ödeme alacak. Sonra uğrayacak, benzinini alacak. Benzinden sonra eksik tamiratları varsa götürecek kendini tamir ettirecek. Sonra da o arabanın sahibi olan kişiye Belli bir ücret ödeyecek. Bunların hepsini kripto paralarla yapacak. Ve bu sahipliğin Türkiye'de olması da gerekmiyor. Yani o taksinin sahibi işte Japonya'da bir teyze olabilir. emekliliğinden arttırdığı paralarla o taksinin bir bölümüne girmiş olabilir. E, taksi otonom bir biçimde tamiratını ödeyecek, benzinini ödeyecek. E, tümüyle bu varlıklar, bizler ve bu işte yarı akıllı varlıklar diyelim, kripto paralar ve zihin, e, blok zincirle birbirleriyle etkileşim içerisine girecekler. Dolayısıyla aslında bu hayatımızın birçok farklı alanına girecek olan bir model ve dolayısıyla sadece bir trend değil değil mi hocam? Yani buna da biraz aslında değinelim istiyorum. Çünkü kripto para bir anda özellikle Elon Musk tarafından popüler, popülerleştirilmiş bir kavram, bir yatırım modeli ama aslında bu bir trend olmaktan ziyade hayatımızın birçok farklı alanına girebilecek olan yeni bir sistem, yeni bir model diyebilir miyiz Kesinlikle. kripto para ve blockchain üzerindeki mekanizmalar için? Kesinlikle şunu yaşı hatırlayan izleyicilerimiz hatırlayacaktır. 2000'li yıllara dönelim. Daha internet böyle hayatımıza yeni yeni giriyor. Cep telefonları yok mobil işte işlemler vesaireler yok ve biz seninle bir program yapıyoruz. Diyoruz ki internet hayatımızı değiştirecek. Böyle işte cebimize kadar girecek ödemelerimizi yapacağız. Her şeyimizi telefon üzerinden yapacağız. Hoş geliyor kulağa ama tam e, idrak etmekte, içselleştirmekte zorlaş, zorlanıyoruz. Aynı durum şu an blok zincir içine geçerli. İlk aşamalarındayız ve bu süreçte çok hızlı bir biçimde internetin de etkisiyle çünkü artık biz çok güzel bir biçimde bütün dünyada etkileşim kurabiliyoruz. Bilgi her yerde çok hızlı bir biçimde kabul görecek ve bundan sonra artık blok zincir ve kripto paralar hayatımızdan çıkmayacak diyebiliriz. Burada da kısa bir ilave yapmak isterim. Ee, önce kripto paralar giriyor hayatımıza 2009'da. Ardından bu akıllı sözleşme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Biz e, bunun üzerinde kısmen e, ticareti hukuku taşımaya başlıyoruz. 2020'de bir yeni kavram ortaya atılıyor. Buna merkeziyetsiz finans deniyor. Bu yapıların üzerinde 7/24 kimseye ihtiyaç duymadan, kimseden izin almadan yani nasıl ATM'lerden para çekebiliyorsak 7/24 burada da biz artık bankacılık yapabiliyoruz, kredi alabiliyoruz varlıkları takas edebiliyoruz. Bu gerçekleşiyor. Bir de yine bununla birlikte gerçekleşen yine bu demin anlattığım tapu örneğine benzeyen bir kavram geliyor. İngilizce bir kavram, NFT diye bir kavram. Evet, bu Doğru da oldukça mi? popüler bir kavram. Şu an kavram. çok popüler. Spor herkes... dünyasında, yine finans dünyasında, markalar dünyasında oldukça popüler bir kavram. Buna da biraz değinelim hocam. Bu da çok önemli. Demin bahsettiğim tapu örneği ama bu sefer bir sanat eserinin sertifikasından, tapusundan bahsediyoruz. Veyahut da bir sporcunun ürettiği bir fikri mülkiyetinin olduğu, işte atıyorum son maçta at gol attığı forması ya da ona özel imzalanmış bir eser bunu bir sanatçı veyahut da bir sporcu e, buna ait olan haklarını bir başka kişiye devredebiliyor ve burada da güzel ilginç hikayeler oldu. İlk e, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ilk attığı tweet'i e, bu hale getirdi ve satışını gerçekleştirdi. E, bu böyle bir internet müzesine yakışacak bir şey muhakkak. E, Elon Musk benzer bir şey yaptı. Sanatçılarımızın çok güzel eserleri bu şekilde yurt dışına satılıyor. E, bu da çok heyecan verici bir alan. Biz de bunu artık hani dördüncü aşaması olarak görüyoruz. Bu yaygın biçimde hayatımıza girecek. Dediğim gibi işte araç ruhsatları, tapular, daha böyle kıymetli varlıklarımızı biz bu yolla takas etmeye başladığımızda da kripto varlıkların değeri çok ciddi biçimde artacaktır. Yani sadece Bitcoin özelinde bir varlığın tutulması, aktarılması değil, bunun ardından artık bizim hayatımızda sahip olduğumuz her şeyin paylaşılması, haklarının devredilmesi, belki borçların devredilmesi, sigortalanması gibi kavramlar bu e, alana girecek. Burada da e, bunu ben bazen dalgalanıyor bizim borsalarımız. Biz ayı piyasası ve boğa piyasası isimlerini veriyoruz. Belli bir dönemde büyük bir ilgi oluyor her şeyin fiyatı artıyor. Belli bir dönemde bir durağanlık oluyor. E, sadece belli projelerde ilerlemeler görüyoruz. Kıymet artışı görüyoruz veya düşüşler oluyor. Ama uzun vadede e, kripto paralar bizim hayatımızda e, doların ve altının yerini alacaklar ve sadece onların bir bölümünü bile biz buraya aktarsak zaten çok ciddi bir kıymet artışı oluyor. Burada da bu projeleri ilk destekleyenler olarak bizim izleyicilerimiz veya yatırımcılarımız bundan bir kazanç elde ediyorlar. Bu işte ilk dediğim gibi 2000 yılında konuşuyoruz. Diyorum ki işte benim bir öğrencim de bana onu söylemişti. Sevgili Arda diyorum Facebook diye bir şey var. Senle gidelim hissesini alalım. Aman diyorsun hocam o ne şimdi nereden çıktı? İşte Google var böyle içinde arayacağız hadi gidelim hissesini alalım. O projeleri destekleyebilirseniz orada önemli bir kazanç var. Ama şunu da unutmamak lazım. 100 projeden 5 tanesi bu seviyeye gelecek. 95 tanesi de çöp olacak. Orada maharet hangisinin yaşayacağını, hangisinin bir süre sonra aramızda olmayacağını görebilmek ya da bir sürede çıkmak. Peki hocam bu bağlamda o zaman tüm anlattıklarınızdan yola çıkarak yatırımcılara kripto para dünyasında yatırım yapmayı ve daha doğrusu hangi bakış açısıyla yatırım yapmayı Öneriyorsunuz. Ee, dediğim gibi bu, bu madem hayatımızın bir yerinde olacak e, bunları tanımak için e, bir borsada hesap açsınlar. E, çok düşük miktarlarda yani sahip oldukları varlıkların %5'i olabilir, %1'i olabilir. Çok küçük bir miktarda ilk yatırımlarını yapsınlar. Borsalar nasıl çalışıyor, bu projeler neler, değerleri nasıl artıyor, azalıyor onlarla aşina olsunlar. Ama en önemlisi çocuklarına bunu öğretsinler. E, bizler sadece bunun tüketicisi olarak kalmayalım yapay zeka, oyun sektörü alanlarında olduğu gibi üreten, dünyaya bunları ihraç eden bir noktaya gelelim. Bunun için de en kısa sürede çocuklarına bu teknolojileri anlatsınlar, öğretsinler ve bu alanda onları üretken kılsınlar. Ve siz de bir öğretim üyesi olarak aslında... ...Türk gençliğinin, Türk insan kaynağının bu alanda da aslında ne kadar nitelikli bir kaynak olduğunu fark ediyorsunuzdur hocam eminim. Biz o konuda çok heyecanlıyız. Biz öncelikli olarak tabii bunun yatırımcısı olmak istiyoruz. Yani bu varlığı alalım, satalım, burada bir değer artışı varsa bundan faydalanalım. Ama ikincil olarak dediğim gibi bizim burada üretken olmamız lazım. Burada da yepyeni bir kavram ortaya çıktı ve ekonominin içerisinde yer aldığı için aslında çok büyük fırsatlar var. Yani insanları cezbeden kripto parada şeyine işte bir zamanlar... 5 dolar olan bitcoin'in şimdi 50 küsür bin dolar olması. Bunun yazılımcısı üreteni olduğunuz zaman siz sıfır noktasında yer alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu projede yer alıyorum. O zaman diyor ki size bunun %5'ini verelim, %10'unu verelim, bir bölümünü size verelim. O çok ciddi bir e, tüm dünyaya ulaşmasıyla bir değere ulaşıyor ve e, umut ediyoruz ki Türk ekonomisine de çok büyük katkılar olacak. Hem gençlerimizin hani daha ileri güvenle bakmasını, üretken olmasını, dünyayla etkileşim içerisinde olmasını sağlayacak. Bizler de onları bu alanda yetiştirmeye ve eksik olan iş gücünü karşılamaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ve bugünlükte bu kadar. Önümüzdeki programımızda online dünya ve dijital trendlere dair yepyeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Asko Index dijital trendi sundu.